100. yılını geride bıraktığımız Cumhuriyet'in çözemediği en temel problemlerle karşı karşıyayız. Bunlardan biri ekonomik sorunlar, diğeri tabii ki Kürt sorununun çözümsüzlüğü, bir diğeri laiklik, laisizm meselesi. Baktığımızda halen çözülmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Pandemiden bugüne kadar devam eden bir ekonomik kriz var ve bunun bütün yükü emekçi kesimlere kesiliyor. Siz de farkındasınızdır. Her şeye zamlar geliyor. Giderek insanlar yoksullaşıyor ve açlık sınırının altında yaşayan insan sayısı giderek artmakta. Yakın zamanda sizin de bildiğiniz gibi asgari ücrete zam yapıldı. Ama ne zaman bir işçinin zam talebi, emekçilerin zam talebi olsa krizdeyiz, fedakarlığı halkımız göstersin diyorlar. Ama diğer yandan sermayeye birçok kaynak aktarabiliyorlar. Yani bütün teşvikleri, destekleri sermaye yaparken diğer yanıyla halkı zor durumda bırakan, bütün krizin yükünü halka yükleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Aynı iktidar şimdi iktidarını kaybetme kaygısıyla tüm muhalif kesimlere saldırılarını devam ettiriyor. İşte bir dönem bölgedeki belediyelere kayyumlar atanırken şimdi işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na karşı siyasi yasak ve cezanın getirilmesi ve benzeri şeyler. Yakın zamanda yaşadığımız işte siyasi partilerin temsilcilerine karşı yapılan saldırılar, gözaltılar. Bu iktidarın kendi iktidarını kaybetme kaygısıyla arttırdığı ve bunu çözebilmenin tek yolu olarak baskıyı arttıran bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek gerekiyor tekrardan. Bir diğer şey dediğimiz gibi laisizm meselesi. Şimdi Dersim Alevi kenti, Alevi vatandaşlarımızın yoğunlukta yaşadığı bir kent ve aynı iktidar Alevileri bir torbaya koymaya çalışıyor ve kendi tanımını yapmaya çalışıyor. Biz buna karşı çıkıyoruz Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri olarak. Tam tersi, eğer bir tanımlama yapılacaksa bunu Alevi vatandaşların kendileri yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bir Kültür Bakanlığı'na bağlama, buralardan da çeşitli derneklere, vakıflara kendi kayyumlarını atama derdindeler aslında. Yani biraz daha Alevileri yedeklemek için uğraşıyorlar, çabalıyorlar. Bu çözülmeyen sorunlara karşı Emek ve Özgürlük İttifakı emek ve demokrasiyi yükseltmek açısından taleplerini, mücadelesini sürdürecektir. Emek ve Özgürlük İttifakı tek başına bir dönemsel bir ittifak olmaması için çabalıyoruz aslında. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu mücadele ortaklığı, mücadele arkadaşlığı olarak ortaya çıktı ve böyle devam edecek diye düşünüyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı ortaya çıkmış olan tek kutuplu iki burjuva ittifakın dışında işçilerin, emekçilerin, üretici köylülerin, kadının, gençlerin ittifakı olarak tanımlıyoruz ve halkın ittifakı olması için çaba gösteriyoruz. Uzun süredir de bununla ilgili çeşitli toplantılar ve yan yana gelmeler oldu, devam ediyor. Dersim'de de bir ayağını yapacağız. 25 Aralık Pazar günü saat 1'de Dersim Belediye Konferans Salonu'nda yapacağız. Ama bunun için çeşitli çalışmalar tabii yürüttük. İlçelerimize gittik. İlçelerimizde birçok vatandaşımızla, halkımızla yan yana geldik. Onları dinledik. Onları 25 Aralık Pazar günü olan halk buluşmamıza çağırdık. Aynı şekilde Dersim merkezde de çeşitli mahallelerde çalışmalarımızı sürdürdük. Halen devam ediyor. Çalışmalarımız sürüyor. İyi geçeceğini düşündüğümüz bir buluşma olacak diye düşünüyoruz. Bunun çabasını sürdürüyoruz. Dediğimiz gibi yani tek kutuplu iki burjuva ittifakın halka, emekçilere bir faydası yok. O yüzden gerçekten halkın iktidarını dile getiren, halkın sesi olmaya çalışan Emek ve Özgürlük İttifakı'nda buluşmak için mücadelemiz devam edecek. Halkımızı da 25 Aralık Pazar günü saat 1'de Dersim Belediye Konferans Salonu'na çağırıyoruz. Emeğin, özgürlüğün, barışın, kardeşliğin, demokrasinin ve daha sayamadığımız birçok talebimizin sesini beraber yükseltmek için yan yana duralım diyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı bütün 4-5 tane ilde şimdi Emek ve Özgürlük Zamanıdır adlı halkla bir buluşma etkinlikleri gerçekleştirdi. Dersim ayağında da SEMEF ve HDP burada sorumluluk alarak
bir çalışma süreci başlattı. Bu çalışma bütün ilçelerde tanıtım, broşür dağıtma şeklinde gerçekleşti. En son çalışmanın geldiği aşama Dersim merkezde ve mahallelerinde esnaflar gezilerek ve anonslar yapılarak sonuçlandırıldı. Aldığımız kitlelerden aldığımız tepkiler olumlu tepkilerdi. Nihayetinde kitlelerin beklediği gerçek bir araya gelme, devrimcilerin, demokratların, ilericilerin bir ittifakta buluşması kitleler nezdinde bir güven, bir sevinçle karşılanmış oldu. Bu bize göre bu mücadelede büyük bir kazanım, büyük bir getirisi olacak. Bu anlamda bu çalışma başarılı bir çalışmadır. Nihayetinde pazar günü de bu çalışmayı saat 1'de belediye konferans salonunda sonuçlandıracağız. Bütün dışarıdan gelen katılımcı dostlarımız ve yoldaşlarımızla birlikte bu halkla buluşma etkinliği gerçekleşecek. Bütün halkımızı bu çalışmanın parçası olmaya, bu çalışmaya destek ve omuz vermeye davet ediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bizler de yani Dersim'de tabii ki bu ittifakın içerisinde yer alan HDP, EMEP ve SMF bu üç kurum olarak çalışmalarımıza başladık ilçelerimizden tabii ki. Aslında tabii heyecanlı, yani bu çalışmalarımızı yaparken de bizim heyecanımız zaten esnafa ve halkımıza yansıdı. Şöyle işte Plümür, Nazmiye, Mazgirt, Pertek, Hozat ve Obacak ilçelerimizde bu çalışmalarımızı sürdürdük. Esnaf çalışmalarımızla beraber işte halka da kendimizi tanıttık. Yani aslında tabii el ilanlarımız vardı. El ilanlarımızda zaten ittifakın, yani Emek ve Özgürlük Cephesi'nin hangi amaçla bir araya geldiği, gelirken hangi sorunlara değineceği ve çözüm için neler yapacağı noktasında tabii ki bir deklarasyonu var. Yani pazar günü zaten belediye konferans salonunda bu halka aktarılacak. Şimdi el ilanlarında zaten katılımcı partilerin, yani zaten 7 partinin birleştiği HDP, SMF, EMEP'in, TİP'in, TÖP'ün ve EHP'nin de aralarında bulunduğu bir Emek Özgür Cephesi yaratıldı. Aslında sesini ilk başta İstanbul'da duyurdu. Güçlü bir ses ve mücadelenin sesi olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Yani bugün açığa çıkan Jinjiyen Azadi sloganının da aslında orada kendisini ne kadar hissettirdiği ve sürdüreceği, aslında devamlılığı açısından bizler açısından önemli bir boyut taşıyor. Yani bu sadece 2022'de başlayan ve 2023'te, yani seçimi sonlandığı andan itibaren bitecek bir şey olarak bakmıyoruz. Yani bizler açısından önemli bir çalışma aslında. Dediğim gibi biz bu düşüncelerle halka ve yani esnafımıza yönelik yaptığımız çalışmada sordukları soru, aslında sorudan önce şu vardı. Yani nihayet evet, ne güzel böyle bir birliktelik oldu. Çünkü uzun zamanda böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Dönemsel olarak Dersim'de kimi seçim zamanlarında bu ittifaklar yaşandı, doğrudur. Ama ne az önce de bahsettim, yani şimdi bu dönemsel olarak kaldı. Bundan sonra artık yaşamımıza geçirmemiz noktasında, yani yaşamsallaşması noktasında çaba harcayacağımız bir ittifak boyutuyla da önem arz ediyor bizler içerisinde. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı'na tabii ki yani kadınların olduğu, gençlerin olduğu, yani 7'den 70'e aslında kendi sesini duyurabileceği bir çalışma boyutuyla ele aldık. Böyle devam edecek. Sonrasında dediğim gibi Dersim'de bu 7 partinin içerisinde bulunan 3 kurum olarak burada varız. 3 kurum olarak da işte çalışmalarımızı yürüttük. 2 gün önce de zaten Dersim Merkez Mahallesi'nde, Siyeng'de ve Gazlik Mahallelerinde bugün de merkez olmak üzere çalışmamız sonlanmış durumda. Heyecanımız aslında hala devam ediyor. Pazar günü saat 1'de belediye konferans salonunda katılımcılarımızla beraber bu çalışmayı halkımıza güçlü bir şekilde yeniden ses olacağız. Dersim halkına buradan çağrımızdır. Yani güçlü tutmamız, ruhu tekrardan diriltmemiz açısından böyle bir günde
sesimizin gür çıkmasını sağlayacak olan Dersim halkına da, cesur kadınlarına da, gençliğin dinamik gücüne de ihtiyacımız var. Bugün onlara sesleniyoruz orada bulunmalar için.